12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbekli Tepe'deki kazı çalışmaları sürüyor. Arkeologlar önemli bir keşfe daha imza attı. İlk boyalı yaban domuzu heykeli bulundu. Göbekli Tepe'nin son keşfi ilk kez görüntülendi. Döneminden günümüze kadar bozulmadan gelen yaban domuzu heykeli üzerinde boya kalıntılarıyla da ilk olma özelliğini taşıyor. Hepimizi ilgilendiren, heyecanlandıran buluntularla karşılaştık. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişe sahip tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe ve Karaantepe’de Tepe'de kazı çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Taş Tepeler Projesi kapsamında 9 arkeolojik alanda insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Göbekli Tepe'de kireç taşından yapılmış Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntıları görülebilen bir yaban domuzu heykeli bulundu. Bu domuz heykeli yapının çok tanımlı bir noktasında yani merkezlik iki de, dikil taşın ortasındaki aksın bir kenarında bulunuyor. Atak pozisyonunda olması, dişlerinin görünür yani bir saldırganlığın vurgulanıyor olması yine dikkat çekiyor. Bu heykel döneminden günümüze ulaşan ilk boyalı heykel olarak kayıtlara geçti. Dili ve kıl, şeyin üzerindeki kıl tabakasının özgün renklerinde boyalı yapılmış olması bu heykeli farklılaştırıyor. Gaziantep'te ise 2,3 metre yüksekliğinde kaburga kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki bir insan heykeli çıkarıldı. Bu eserler dönemin en gerçekçi heykellerinden biri olarak görülüyor. Ayrıca insan heykelinin yanında duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ve zemine bırakılmış taş tabaklara ulaşıldı. dedi